Türkiye çok ciddi bir ekonomik krizin içerisinden geçiyor ve bu kriz giderek derinleşiyor. TÜİK yıllık bazda enflasyon oranını %36,8 olarak duyurdu. ENAG bu veriyi %82,81 olarak açıkladı. Fiyat artışlarından en çok etkilenen alan ise temel gıda ürünleri oldu. Özellikle de ekmek ve ayçiçek yağına yapılan zamlar sıkça konuştuğumuz konuların başında geliyor. Market raflarındaki etiket değişimleri sürüyor. Ucu bucağı görünmeyen halk ekmek kuyrukları uzamaya devam ediyor. Peki bu iki ürünün ham maddesinde, tohumda durumlar nasıl? Çiftçi hangi sıkıntılarla boğuşuyor ve önümüzdeki süreçte Türkiye'yi hangi riskler bekliyor? Tohumu toprakla buluşturanlara, nasırlı ellere sorduk. Görmüş olduğunuz gibi buğdaylarımızı ektik. Buğdaylarımız da yeşerdi. Tarlayı kapamak üzere. Onlara birinci üre gübresini atacağız. Daha sonra da ikinci üre gübresini atacağız. Ama atacağız derken alıp nasıl atacağımızı derdindeyiz. Dolar yükseldikçe gübre maliyetimiz de her geçen gün artıyor. Örneğin 2 ay önce tonu 5.000 lirayken şimdi 15 bin liraya geldi. Bizler üretici olaraktan zaten sonbaharda borçlarımızı öderiz. Mahsullerimizi sattıktan sonra yeni alacaklarımızı da işte lazım olduğu zaman alırız. Yani Ocak, Şubat aylarında gibi. Ama o aylarda da 15 lira mı olacak, 20 lira mı olacak veya olursa nasıl alacağımızın derdindeyiz. Sadece en büyük şansımız buğdayımızı ektik ki buğday gerçekten çok maliyetli bir iş. Yani bu zamana kadar ekimi, toprağın hazırlanması, iyi bir tohum yatağının hazırlanması, ekimi gerçekleştirmek, ondan sonra işte yağışların gelmesi, böyle çocuk gibi izliyoruz. Çocuk gibi buğdayın gelişimini izliyoruz. Şimdi Türkiye'nin gübre pazarı ile ilgili bazı dataları paylaşmamızda fayda var. Türkiye yaklaşık değişen yıllar ortalamasıyla 5,5 ile 6,5 milyon ton civarında bir gübre pazarına sahip bir ülkedir. Tarım ülkesiyiz her şeyden önce. Bu ülkenin tarımında kullanılan gübrelerin aktiflerinin %90'ı yurt dışından ithal edilmekte. Mamül olarak da bu gübrenin 1/3'ünü biz ortalama yurt dışından ithal ediyoruz. Şimdi hal böyleyken dünyada bazı ülkelerin gübre kullanımıyla ilgili bir iki rakam vermek istiyorum izniniz olursa. Bu rakamlar gübre gerçeğini biraz daha ortaya koyacaktır. Gübre kullanımına baktığım zaman dünyada en çok gübre kullanan ülkelerin başında Hollanda gelmektedir. Hektara yaklaşık 530 kilogram gübre kullanmaktadır Hollanda. İkinci sırada Almanya gelmekte. Bu 240 kilogram hektara gübre kullanımı var. Hemen yanımız, komşumuz Yunanistan'da bu alan 190 kilogram hektara ve biz bugün bu üretim metotlarında dahi toplamda ülke olarak 100 kilogram civarında biz gübre kullanmaktayız. Şimdi gübreyi kullanmadığımız zaman karşımızda çok ciddi bir verim düşüklüğü yaşayacağız biz. Bugün Çukurova'mızda gübrenin henüz daha kullanımına başlamadığı bir dönemdeyiz. Ama şunu gördük ki buğday ekim alanlarında gübrelerin bir miktar kullanılmadığını görüyoruz. Önümüz verimi esas etkileyecek olan azotlu gübrenin kullanılması dönemi hemen önümüzdeki süreçte yaşanacaktır. O açıdandır ki gübre fiyatlarını da bir göz ardı etmeden bir ortaya koymak gerekiyor. Maliyetlerde %300'e %400'e varan artışlar oldu. Fakat tabii ürün fiyatları da yükseldi ama yani şu anda ürün fiyatlarının yükselmesinde 1000 çiftçiden 3, 5 veya 10 tanesi
faydalanabiliyor. Yani tarım kesimi olarak özellikle gübre ve mazotta, tohumlukta, ilaçta, Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemlerini yaşıyoruz. Türk tarımı bu kadar kötü bir dönem daha görmemiştir. Türkiye önemli bir buğday üreticisi ülke olarak bilinir. Ama ben en baştan söyleyeyim. Türkiye buğdayda kendine yetemeyen bir ülke haline çoktan gelmiştir. Birazdan rakamlarını vereceğim. Türkiye iklimin elverişsiz olduğu yıllarda 17 milyon tona kadar düşer buğday üretimi. Her şeyin yolunda olduğu yıllarda ise 21-21,5 milyon tona kadar yükselir. İlginç bir durum. Son 20 yılda Türkiye'de ekim alanları 35 milyon dönüm daralmıştır. Ve bunun 20 milyon dönümden fazlası buğday ve arpa ekim alanlarına özgüdür. Sebebi şu, eğer siz yağışa bağlı olarak yani sulamadan buğday üretiyorsanız 350-400 kilogram civarında yılda buğday alırsınız. Ve eğer 7 liradan mazotunuzu doldurursanız mazota dünyanın parasını verirken karşılığında ürettiğiniz buğdayın verimi ve fiyatı yeterli olmaz ise ürettikçe zarar etmeye başlarsınız. Bu nedenle de buğday ekim alanları daralıyor. Çiftçi buğday ve arpa ekmekten vazgeçiyor. Ben rakam vereyim size. 2003'te Türkiye'de 91 milyon dönüm iken buğday ekim alanları geçen yıl 2020 itibariyle 69 milyon dönüme daralmıştır. Yani bu ne anlama geliyor? 2.3 milyon hektar, başka bir deyişle 23 milyon dönüm alanda çiftçi buğday ekmekten vazgeçmiştir. Farkındaysanız ben mazotun 6,5-7 lira olmasından bahsettim. Yani 6 ay evvelki veriyi verdim size. Şimdi Türkiye'de mazot 11 liradan fazla. Ürenin tonu 12 bin liradan fazla. Dolayısıyla son dönemde özellikle kurak alanlarda buğday eken üreticinin mazota ve gübreye vermesi gereken para önemli ölçüde arttı. Hem sulu alanda hem kuru alanda arttı. Ama sulu alanda verim yüksek olduğu için hala buğday ekilebilir. Ancak kuru alanlarda buğday alanlarını terk etme özelliğinin artacağını ve insanların buğday ekmekten vazgeçeceğini, daha hızlı vazgeçeceğini göreceğiz. Diğer taraftan gübre fiyatlarındaki değişim de üreticiyi ya gübre ekmeden, gübre atmadan ya da daha az gübre atarak ekim yapmaya zorlayacak gibi görünüyor. Ekim alanında zaten bir daralma var. Yani bu daralma yeni değil. 2000'li yıllardan bu yana çiftçi kazanamadığı için kırsalda tarlalara ekmeyi bırakıyor. Bu yıl bundan dolayı yani doların çok artışı beraberinde girdi maliyetlerinin artmasıyla beraber biraz daha daralma oldu. İşte biraz münaveme, işte daha ucuz maliyetli ürünlere doğru kaymalar oluyor ama ne olursa olsun sonuçta çiftçi girdi maliyetlerinin artmasından dolayı önümüzdeki yıl üreteceği her üründe kısacak ve Türkiye'nin her üründe bir üretim kaybı olacak diye düşünüyoruz. Ben size bir üre gübresi ve buğday karşılaştırmasını yapmak isterim. Örneğin ürenin gübresi 2002'de 260 TL iken geçen yıl 2195 TL idi. Şimdi dövizdeki o müthiş sıçramayla 17-18 liraya çıktığı zaman ürenin de tonu 14.000-15.000 liraya çıktı. Gevşemeyle beraber 12.000-13.000 lirada. Yani ürenin fiyatları böyle. Peki buğday fiyatları ne durumda? 2002'de 24 kuruşken buğday şu anda 2 liranın üzerinde. O halde daha kolay anlaşılabilmesi için söyleyelim. Bir ton ürenin fiyatını 2002'de 100 kabul edersek şu anda 5000 civarında bu rakam. Buna karşılık bir ton buğdayın fiyatını 2002'de 100 kabul edersek şu anda 837 civarında. Bu bizim teknik anlamda iş ticaret haddi dediğimiz meselenin nasıl çiftçi aleyhine döndüğünü gösteriyor. En kolay anlaşılabilmesi için bir rakam vereyim size. 2002'de bir ton buğday karşılığında 920 kilogram üre gübresi alabilirdiniz. Şimdi bir ton buğday satarsanız
ancak 170 kilogram üre gübresi alabiliyorsunuz. O halde bu koşullarla Türkiye'nin sağlıklı bir buğday üretimine, sürdürülebilir bir buğday üretimine devam ettiğini kimse söyleyemez. Korkuyoruz ürün kaybı yaşamayalım diye. Çünkü biz buğdayın istediğini bize biz ona vermezsek o da bizim istediğimiz verimi bize vermeyecektir muhakkak. Bu fiyatlar yani şimdi buğdayın tonu 4500 liralarda burada. Eğer ki yazın bollaştığında bu fiyatlar 3000 lira gibi geriye gelirse 3000 liralara sadece biz gübre ve ilaç maliyetiyle yıl sonunda o girdilerle karşılaşmış oluruz. Böyle olunca da yani bir yılımız eba olur. Olduğu gibi de tarlalarımız her geçen gün miras yoluyla veya üreticinin artıkın üretimden çekilmesiyle büyük şirketlere geçiyor. Ve en korkulan şey de o, çünkü Trakya bölgesinde bir aile bazı firmalar çok yer aldılar. Önümüzdeki yıllarda da bunlar tekelleştiği zaman da yine kötü olacak. Yani depoculuk sistemi dediğimizde 25-30, 250-300 bin dönümden bahsediliyor bölgemizde. Bu gibi büyük şirketler ürünlerini piyasaya sürmediği zaman da yine ülkemiz bir dara düşecek, gıda sıkıntısı çekecektir muhakkak. Onun için biz istiyoruz ki yani topraklarımız üreticide kalsın. Toprak en azından üreticinin, üretenin elinde kalırsa biz devamlı buradayız. Ama diğer firmalar öyle değil. Adam para kazanmadığında boşta bırakır. Şimdi böyle olunca bizi ne bekliyor? Gübre fiyatları yüksek olunca üretici doğal olarak birinci sırada gübre kullanmadan üretim yapmaya başlayacaktır. Bunun sonucunda bir kısmı gübrenin az kullanılması sonucunu 2022 üretim sezonu içerisinde toprakta birikmiş bitki besin maddelerini bitkilerin kullanabileceğini düşünerekten bir miktar verimlerde düşmeler olacağı, bu böyle devam ederse şayet 2023 yılında çok daha ciddi verimlerin düşeceğini söyleyebiliriz. Birincisi bu. İkincisi şunu göreceğiz büyük ihtimalle 2022 yılında. Mısır'da, buğdayda, tarımsal ürün açısından söylüyorum, gübrelerin yoğun kullanıldığı bu ürünlerden üretici bir kısmından vazgeçip daha çok gübrenin kullanılmadığı tarımsal ürünlere geçeceğini tahmin ediyoruz. Hangi ürünlerdir bunlar? Çok miktarda gübreye ihtiyaç duymayan ayçiçeği ve soyaya geçiş yapılacağını tahmin ediyorum. Ayçiçeği üretim maliyetini bir birim alırsak buğday üretim maliyeti bunun 3 katı olduğunu gördük. Biz bunu gördüğümüzde yani kendi arazilerim için ben ayçiçeğine bir değişiklik yapma kararı aldım. Çünkü bu maliyetlere baktığımızda ayçiçeği biraz daha mantıklı geliyor. Neden mantıklı geliyor? Bir sebebi daha var. Şimdi buğday da stratejik bir ürün, ayçiçeği de stratejik bir ürün. Bildiğiniz gibi ayçiçeği fiyatlarında, ayçiçek yağlarının fiyatlarındaki artışı gördük. Şimdi buğdaydaki artışı da gördük, undaki artışı beraberinde ekmek fiyatına da yansıyacak. Şimdi bizim ayçiçeğine kaymamızdaki ana sebep maliyet, bir de destekleme dengesizliği var. Şimdi Türkiye'nin bitkisel ham yağı açığı var, evet buna ihtiyacımız var ama aynı zamanda buğday açığımız da oluşacak bizim 2022 yılında. Onun için bakanlığın, Tarım Bakanlığı'nın ya da hükümet yetkililerinin Eylül ayında bir karar alıp bunu görüp, biz bunu görüyoruz. Ben sahada gezen bir ziraat mühendisi ve bir çiftçi olarak bunu biz görüyoruz. Yani bizim tahminimiz 2022 yılında Türkiye'de ciddi bir buğday açığı oluşacak. Yani buğdaydan kaçış var. Buğday üretmek çok masraflı bir iş. Ayçiçeği daha ucuz olmaya başladı. Çünkü çok büyük hastalıklarla karşılaştık buğdayda. Maliyetleri çok yükseltiyordu ve buğday uzun yıllardan beri de para yapmadı. Yani çok büyük dengesizlikler yaşadık. Evet, dediğiniz doğru. Buğday ekilişinde azalma var. Yani ne oldu? İnsanlar bundan para kazanamayınca ayçiçeğine yöneliş oldu. Ama tabii ki çare arıyoruz. Buğday toprağa köklenmesi için gerekli olan fosfor kaynağı olarak 3-15, 20-20 ve DAP dediğimiz gübreler var.
Bunu gözlemini yaptık ve üretici bir kısım tarlalarda fiyatların çok yüksek olmasından ve üretilecek ürünün kendini kurtaramayacağı savıyla bir miktar kompozit gübrelerini toprağa atmadan ekim yaptı. Biz bunu gözlemledik zaten. O açıdandır ki 2022'de kısmen bu böyle devam ederse 2023 yılında çok ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Recep Tayyip Erdoğan şunu söylemişti. Yani verdiğimiz fiyatları beğenirseler beğenirler. Beğenmeseler ithal ederim demişti. İşte ithalat mantığı dünyanın kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesi olan Türkiye'yi AK Parti iktidarı 20 yılda ithalat cennetine çevirdi. Türkiye son 19 yılda 72 milyon ton buğday ithal etti ve karşılığında 19 milyar dolar ithalat parası ödedi. Bu şöyle savunuluyor biliyorsunuz. Evet, buğday ithal ediyoruz ama biz bu buğdayla işte un, makarna, bulgur, irmik, bisküvi yapıyoruz. Çok doğru. 2020 rakamını ben gene vermek isterim. 2020'de Türkiye 9.7 milyon ton buğday ithal etti. Bunun karşılığında da 7.5 milyon ton unun, makarnanın, bulgurun, irmiğin, bisküvinin içinde işlenmiş ürünün içerisinde buğday ihraç etti. Bunun karşılığındaki mali tablo nedir? 2.3 milyar dolar buğday ithalatına para verdi. 2.9 milyar dolar da işlenmiş ürün ihracatından para kazandı. Yani Türkiye'nin bu alandaki bütün kazancı 597 milyon dolardan ibarettir. Tabloyu netleştirelim. Ukrayna'da buğday üretiliyor. O buğdayı gemilerle Samsun'a getiriyorsunuz. Samsun'dan kamyona dolduruyorsunuz. Çankırı'da un fabrikasına taşıyorsunuz. Orada buğdayı una çeviriyorsunuz. Çankırı'dan yeniden kamyonlara bindirip Mersin limanına gönderiyorsunuz. Mersin limanından da gemilere yüklenen o un Afrika ülkelerine gönderiliyor. Yani büyük bir uğraş. Bütün bu uğraşın karşılığında Türkiye'nin kazandığı paranın toplamı ne kadar? 597 milyon dolar. 600 milyon dolar bile değil. Yani katma değeri son derece düşük bir ihracattan bahsediyoruz. İklim değişikliği ve karbon ayak izi açısından da felaket bir durumdan söz ediyoruz. Peki bir de şunu söyleyelim. Demek ki 9.7 milyon ton ithalat yapmışız. Buğday ithalatı karşılığında 7.5 milyon ton işlenmiş ürün içerisinde buğday ihracatı yapmışız. Demek ki Türkiye 2020 yılını bu ithalat ve ihracatla açıklanmayacak gıda sanayinin, yem sanayinin, yağ sanayinin ihtiyacı olan açığı kapatmak için 2.2 milyon ton ekstra ithalat yapmak zorunda kalmış. Demek ki Türkiye buğdayda yılda 2-2.5 milyon ton açık veren bir memlekettir. Sadece un ihracatıyla, makarna ihracatıyla bu mesele açıklanamaz. Ama bizim elimizde olan buğdayı ofisimiz yazın 2.300 liradan açıklamıştı. Bugünlere geldiğimizde 4.500 lira oldu buğdayımız. Dışarıdan ithal edip fabrikacıya bunu daha ucuza verip unu fiyatını aşağıya düşürmek için tabii doğru bir uygulama olabilir ama biz istiyoruz ki bizim buğdayımızı değerinde alıp diğer fabrikacılara veya fabrikacıda uncuya bunu ucuz verebilsin. Şimdi fiyatlar burada aşağıya çekilmeye çalışıyor ama bir taraftan da girdi maliyetlerimiz yukarı gidiyor. O yüzden TMO'nun burada devreye girip bizim elimizdeki buğdayın fiyatını da dışarıdan ithal ettiği gibi 4.500-4.800'lerden alıp fabrikacıya verirse burada biz yerli üreticiler de para kazanmış oluruz. Yoksa aksi takdirde biz rekabet edemeyiz. Edemediğimiz zaman da iflasımız yok. Zaten hepimizin tarlaları kısıtlı sayıda, geçimimizi zor temin ediyoruz. Dışarıdan ithal edilip ucuza verileceğine içerideki piyasadan, yani köylünün elinden pahalıya alınıp
verilecekse yine ucuza fabrikaya verilsin, değirmenlere verilsin un. Böylelikle bizler de ayakta kalmış oluruz ve devamlılığımızı getirmiş oluruz bu açıdan. 2020 verilerine baktığımız zaman 2020 verilerinde biz 9.8 milyon ton buğday ithal eden bir ülkeyiz. Aynı yıl 2 milyon ton mısır, 163 bin ton pirinç, 1 milyon ton ayçiçeği ve 2 milyon 950 bin ton soya ithalatı gerçekleştirmişiz. Bu gübre fiyatları bu kadar yükselmeye devam eder. Üretici bu gübreyi alıp bu fiyatları da zaten kullanması, kurtarması da çok büyük bir sıkıntı yaşatacak. Bu fiyatlar bu şekilde devam ederse biz ithalat yapmaya devam edeceğiz. Yani 18-20 milyon ton bizim ihtiyacımız varken 12-13 milyon tonda üretimimiz kalabilir. Bir, ekim alanı daralması. İki, gübresiz ekim ve daha az bakım olacağı için birim alandan elde edilen verim kaybından kaynaklanacak bir miktarı da bunun. Bu da siz, otomatik olarak yurt dışından bir buğday ithalatını doğuracak. Dolar fiyatları da yüksek olduğu için buğdayın maliyetini artıracak. Otomatikman bu ekmeğe yansıma ihtimali çok yüksek 2022'de. Ayçiçek de aynı şekilde. Geçen Arman'da 5-6 lira aralığındaydı. Bugüne geldiğimizde 10 bin, 10.500 liradan bahsediyorlar tonunu. Oysa ki malın %80'i daha Asad zamanında satıldı fabrikacılara. Ama burada biraz doların da yükselmesiyle yağ fiyatları zamlandı. Burada da fırsatçılık, şöyle fırsatçılık oluyor. Yani adamın elinde 5-6 liradan almış olduğu ayçiçek yağının am yağısı elinde dururken piyasadan işte atıyorum 100 ton 10 liraya satın aldı ama ötede 1000 ton malı var deposunda. O da ona para kazandırmak adına fiyatları daha da yükselttiler. Dışarıda dolar yükselince dışarıdan gelenin de fiyatı haliyle yükselmiş oldu. Yani yoksa bizim ayçiçeğimizden yana bir verim kaybımız bu yıl oluşmadı. Ama zaten her yıl %40, %50 biz ayçiçeğini dışarıdan ithal ediyorduk. Ayçiçeğinde buğdayın tersine bir durum var. Üretim miktarları artıyor. Yani 2000'lerin başında 800 bin ton olan ayçiçeği üretimimiz geçen yıl itibariyle 1.9 milyon tona çıkmış. Yani iki katından fazla üretimde bir artış olmuş. Bu şüphesiz iyi bir şey. Diğer taraftan yine 2000'li yılların başında 400 bin ton olan yıllık ayçiçeği ithalatımız geçen sene 1 milyon tonun üzerine çıkmış. Peki biz geçmiş 20 yılda ne kadar ayçiçeği üretmişiz? 23 milyon ton. Ne kadar ithal etmişiz? 11 milyon ton. Yani ürettiği ayçiçeğinin yarısını ithal etmek zorunda kalan bir memleketten bahsediyoruz. Üretim rakamları artmasına rağmen. Ayçiçeği ve türevleri ithalatında Türkiye dünya lideri. Dünya ithalatının %37'sini Türkiye tek başına yapıyor. 19 yılda da biraz evvel söylediğim gibi 20 milyar dolar biz ayçiçeği ve türevleri ithalatına para ödemişiz. Ne ithal ediyoruz? Çerezlik ayçiçeği, yağlık ayçiçeği tohumu, ayçiçeği tohumu, ham yağ, rafine yağ ve küspe olmak üzere ayçiçeği ve türevlerini ithal ediyoruz. Şimdi petrolden sonra en yüksek ithalat parasını ham yağ ve türevlerine ödediğimize göre Türkiye'nin mutlaka yağ bitkilerinde bir yeni atılım sürecine girmesi gerekiyor. Hızla artan nüfus ve gıda sanayinin, yem sanayinin talepleri onu zorunlu kılıyor. Peki Türkiye bu yolda mı? Buğday için söyleyeceğim konuyu ayçiçeği için de çok rahatlıkla söyleyebilirim. Başta mazot ve gübre olmak üzere artan fiyatlar Türkiye'de ayçiçeği üretimini de ayçiçeği verimini de zorlayacak. Ayçiçeği çiftçisini de gerçekten ne yapacağını bilemez duruma getirecek noktadadır. Gündeme çok gelmeyen bir konu var. Tarım ilaçları maliyetleri.
Tarım ilaçları maliyetlerinden de örnekleri verebiliriz. Örneğin bir asitamit, bir etkili maddeden bahsedeyim. Asitamit diye kullanılan bir etkili maddenin geçen yılki çiftçiye maliyeti 50-60 TL'ye bazındayken şu an bu maliyetlerin çiftçinin kullanım döneminde 200-250 TL'ye çıkacağını biz tahmin ediyoruz. Buna benzer örnek veriyorum, kullanılan glifosat etkili maddeli total herbisit, yani daha çok bahçecilerin kullandığı total herbisitin 2020'nin Eylül ayındaki çiftçinin bu ürünü tedarik ediş maliyeti 350 TL'yken 20 litresini 350-400 TL bandındayken şu an bize gelen fiyat listeleri 3000 liralarda, yani aşağı yukarı 10 katı gibi bir maliyetler şu an konuşuluyor. Piyasadaki reel fiyatlar henüz buraya çıkmadı ama firmalar bu ürünleri yeni ithal edip bu maliyetlerle ürettiklerinde otomatikman bu fiyatlar buralara çıkacak. Bu da çiftçinin şeyini otomatik olarak artıracak. 21 milyon hektarlık bir tarım alanımız var. Bunun şu an basınçlı sulama sistemiyle, damla sulama sistemleriyle teknik olarak bütün tamamını sulamaya açma şansına sahibiz. Eskiden bu ülkede damla sulama ve basınçlı sulama sistemleri yoğun olmazdan önce biz teknik olarak bunun ancak 15 milyon hektarlık bir alanı sulayabilirdik. Şu an tahmin ediyorum bu alanların 8-8,5 milyon hektarlık bir alanı suluyoruz. Biz demektir ki daha bir iki katı daha alanı sulamaya açabiliriz. Bu alanları sulamaya açtığımız zaman bu ülkenin kaynaklarının beşli inşaat çetelerine kullandırılması yerine bu ülkenin üreticilerine kaynak olarak sağlandığında bu ülke net tarım ithalatçı pozisyonundan çıkıp net bir şekilde eski 1980 yılı öncesindeki durumumuza geçip bütün tarımsal ürünlerde ihracatçı pozisyonuna dönme şansına sahibiz. Bunu da yapmak çok kolaydır. Özellikle çiftçinin gerçekten can dostu, kara gün dostu olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 20 yıldan beri neredeyse hiçbir işlevinin kalmaması neticesinde Türk çiftçisi bugün batma noktasına gelmiştir. Çiftçinin bu gübreyi alıp atacak gücü yok. Devlet buna mutlaka çözüm bulmalı. Çare üreten insanları el üstünde tutmaktı. Ama maalesef bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten insanlar kararı 5-6 kişiden yana aldılar. 20 yıldan beri Türk tarımı resmen üvey evlat muamelesi gördü. Yani birinci öncelikli olarak şöyle söyleyeyim, yani Türkiye'nin bütün her tarafında betona yatırım yapıldı. Asla ve asla üretime yatırım yapılmadı. Bunların neticelerini yaşıyoruz. 5 tane müteahhite sağlanan imkanların, 1 tane müteahhite sağlanan imkanları bize sağlasınlar. Şu üre gübresini ya düşük fiyata yahut da Türk çiftçisine bedava versinler. Türkiye'nin bir an evvel tarımda sadece buğdayda ve ayçiçeğinde değil tüm ürünlerde girdi piyasalarını ve çıktı piyasalarını dengeli bir şekilde bir araya getirecek, düzenleyecek ve üreticiyi yaptığı üretimden para kazanır, geleceğe güvenle bakar bir noktaya getirme zorunluluğu vardır. Aksi takdirde Türkiye'de ortalama çiftçi yaşı 55'i bulmuştur ve genç insanlar tarımdan ve çiftçilikten hızla kopmaktadırlar. Yılda 1 milyon nüfus artıran bir memleket için asıl güvenlik sorunu işte budur. Yeterli yağışlar almadığımız zaman %100 ürün kayıplarıyla karşılaşıyoruz. O yüzden gençlerimiz de, genç nüfusumuz da geleceği tarımda görmediği için ya da elindeki arazi az olduğu için mecburen şehre göç edip orada bir asgari ücretle de olsa çalışmaya gayret gösteriyorlar. Onun için tarımı da yapanların yaş ortalamasına baktığımızda 60-65 yaş ortalamasına geldi. Onun için yerli üretime dönmemiz lazım. Sulu tarıma dönmemiz lazım. Sulu tarıma döndüğümüzde de enerji maliyetleriyle karşılaşıyoruz burada. Afaki bir elektrikte fiyat artımı oldu. Geçen yıl 1000 lira, 1500 lira gelen faturalarımız tarımsal sulamada bakıyoruz 3000, 3500 liralara geldi. Yani kırsal kesimde derin su kuyusu açıldı.
çok güzel hizmetler oldu. Her tarlanın başına kadar vanalar getirildi. Ama enerji maliyetinin yüksek olmasından dolayı üretici tarlasını sulayamıyor. Sulayamayınca da burada verim kayboluyor. Oysa sulamış olsa %100 verimliliği artırmış olacak. Böylelikle de ayçiçeğinde dışa bağımlılığımız daha azalmış olacak. Yapılması gereken işlerden birincisi, şu an ülkemizde çiftçi kayıt sistemi denilen bir sistem var. Çiftçi kayıt sistemi ülke topraklarının tahmin ediyorum %60-65'ini kayıt altına almış durumdadır. Mevcut olan iktidar tarım alanlarının %60-65'lik bir kısmını kayıt altına almıştır. Yapılması gereken birinci sırada üretim planlamasıdır. Bu ülke insanlarının 80 milyon nüfusumuz var. Değişen rakamlarla birlikte gelen turist sayımız var. Bunlar için ne kadar üretim yapılacağını bir yıl önce bunu tahmin etmek pekala mümkündür. O açıdandır ki üretim planlamasıyla nereden, ne kadar, kimler için ne kadar üretim yapılacağını bir planlamamız gerekiyor. Birinci sırada bu. Örnek veriyorum. Çukurova bölgesinde 1 milyon dekara yakın bir alanda mısır ekim yapılmakta. Bugün İç Anadolu'da tamamen üretim dışına çıkarılmış, terk edilmiş alanlarımız var. Biz bu mısırı, Çukurova'da ekilen bu mısırı bir şekilde ki desteklemelerle ve üretim planlamalarıyla İç Anadolu'ya kaydırıp Çukurova'nın topraklarında mısır yerine ihtiyaç duyulan soyayı üretebiliriz. Bunu da işte planlama ve beraberinde desteklemelerle. Bir, üretim planlaması. İki, üretimi gerektiği yerlerde yapmakla ilgili yasaklamak yerine ikinci sırada desteklemelerle üretimi yön değiştirilmesi. Üçüncü sırada ve en önemlisi bizim ülkesel tarım içerisinde tarım ürünlerinin arttırımını sağlayacak tarım teknikleriyle ilgili desteklemelerin yapılması. Şimdi çok çiftçi diyor ki ya önceden destekleme mi vardı? Evet, önceden destekleme vardı. Önceden 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda çiftçi taban fiyatıyla destekleniyordu. Bize devletimiz taban fiyatı açıklar. Devletin toprak mahsulleri ofisine gidersen buğdayın 1 lira mı, 1 liranın altında kesinlikle 1 kilogram buğday satılmamıştır. Gidersin, sen tercihini yaparsın. İstersen borsada, istersen tüccarda anlaşmalı olarak satarsın. Yani ne oluyordu o zaman? İşte taban fiyatıyla desteklenen çiftçi buğdayını sattığı gibi desteği de cebinde olmuş oluyordu. Yani şimdi bir yıl 8-9 ay olmuş orağın biteli, biz hala daha destek bekliyoruz. Bir günde bu noktaya gelinmedi. Özellikle 90'lı yıllardan başlayıp 2000'li yılların başında pik noktaları çıkan bu tarım politikaları üreticilerimizi bir çıkmaza sürüklemiştir. Daha çok üretim yapma, ithalat yap iddiasıyla üretici bugün uluslararası tekerlere bu piyasanın acımasız çarklarına teslim edilmiştir Canan Hanım. Bunu söyleyebiliriz. Asıl kırsalda, daha doğrusu asıl kentli çiftçi değil de köyde yaşayan çiftçi sıkıntılı. Buradaki sıkıntı şu, köyde yaşayan çiftçi dediğimiz zaman eğer bu çiftçinin bir kere kullandığı alan metrekare, dekare olarak küçükse tek başına çiftçilik yaparak yaşayabilmesi, yaşamını sürdürmesi imkansız. Bir yıl yapar, iki yıl yapar, üçüncü yılda kesinlikle tarlasını ya banka alır, ya tefeci alır, ya kendi rızasıyla satmak zorunda kalır. Görüyoruz İç Anadolu'da işte kooperatiflerin icraya verip traktörlerini kaldırdığı falan. Şimdi böyle 2000'li yılların öncesine gittiğimizde, 2010'lu yılların öncesine gittiğimizde aslında çiftçinin döngüsü tüccarlar ve yerel esnaflar üzerinden kredilendiriliyordu. Yani tüccara gidiyordu çiftçi, buğdayını döküyordu. İşte 10 ton buğday döküyordu. 10 ton buğday alacağım var diyordu sende. İhtiyacı oldukça oradan para alıyordu. 10 ton buğdayı bittiğinde de para alıyordu. Belli bir muhtemelen maliyet bir giydirilerek bir para alıyordu. Ama 2000'li yıllardan sonra çiftçi bankayı kullanmayı da öğrendi. Banka kredisine çok alıştı. Banka kredisine çok girmeye başladı.
tarım krediden çok kredilendirmeye başlayınca biraz da ülkede de böyle bir hani sıcak paranın verdiği rahavetle beraber aslında ciddi bir sıkıntı oluştu. Çiftçilerin tamamı boyundan daha fazla, arazisinden daha fazla, gelirinden daha fazla borçlanmaya alıştı. Yani kepeğin ne olduğunu bilmeyen bir insanı sen bu ülkede tarım bakanı yaparsan, tarımın düştüğü bu durum esasında az bilen. Yani belki de Tarım Bakanımız bugün gübrenin ne olduğunu bilmiyor. Önceden bu devleti idare eden insanlar buğdayın ne olduğunu Süleyman Demirel, Bülent Ecevit'i, Erdal İnönü'sü, Turgut Özal'ı, hepsi rahmetli Erbakan, bizden daha iyi tarımı bilen insanlardı. Göz göre göre 20 yılda Türk çiftçisini batırdılar. Çünkü gerçekler ortada. Ülke genelinde Trakya'mızdan daha fazla bir arazi sadece ve sadece buğday tarımından, yani Trakya'dan daha büyük bir arazide buğday tarımı yapılmıyor, boş artık araziler. Litresini 11 lirada, liranın üzerine mazotu çıkartan, üre fiyatını da tonunda 12 bin liraya, 13 bin liraya çıkartan bu yeni düzende Türkiye'de çiftçinin buğdaydan para kazanabilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle biz hem buğday ekim alanlarının hızla terk edildiğini göreceğiz, hem gübresiz ya da az gübreyle buğday üretimine inatla sürdürmek isteyen bir çiftçi yapısı göreceğiz. Ve bu da bize daha düşük verim ve daha düşük üretim olarak kendisini gösterecek. Önümüzdeki yılın ithalat rakamlarının ne rakamlara çıktığını, nasıl patladığını hep beraber göreceğiz. Yani bir yıl örnek olarak veriyorum size. İşte o zamanlar 1 lira 2 kuruş olan buğday bir yıl sonra 80-85 kuruşa düşüyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Evet düşsün ama onunla birlikte mazot da düşeydi. Aldığımız tohumluk fiyatları da düşeydi. İlaç da düşeydi. Gübre de düşeydi. Ama dediğim gibi yani 1 lira 50 kuruşa buğday satmışken bir yıl sonra 80-85 kuruşa düşüşün amacı neydi? Tamamen ithalatı serbest bırakmak. Yani konulan vergileri kaldırmak. Bunları yapacaksın ama üreticini de mağdur etmeyeceksin. Yani dış güçler. İşte dış güçler senin tarımda kendi kendine yetecek duruma gelmediğinde hadi bakalım git şimdi Ukrayna'dan, Arjantin'den, Brezilya'dan işte şeker getir, buğday getir, ham yağı getir, ayçiçeği getir. Hadi bakalım seni sana kaça verecekler. İşte yani destek gelecek. Ne olacak? Bu destek nereye gelecek? 17 lira üre gübresi. Sen bana ayçiçeğinde 50 kuruş destek vereceksin. Versen ne olur, vermesen ne olur.